hamilenin ikinci yarısından itibaren bebeklerin %50'si baş aşağı durmaya başlıyor. Ve bu oran 36. haftaya geldiği zaman %96'ya çıkıyor. Bu tabii ki anne adaylarının bir kısmı için şaşırtıcı bir olay. Neden? Çünkü anne adaylarının büyük bir kısmı baş aşağı durmasını bebeğin erken doğum olasılığıyla eşdeğer görüyorlar. Halbuki bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi böyle bir şey yok. Tabii zaman zaman yatay durabilir, değişebilir pozisyon ama genel olarak söylemek gerekirse 32. haftadan sonra artık zaten çoğu baş aşağı pozisyonu almaya başlamış oluyor. 36. haftada da %4 sadece bebek baş yukarıda duruyor. Bir de bebeklerin %80'i sırtları anne adaylarının sol tarafına dönmüş bir şekilde dururlar. Baş aşağı, sol tarafa dönmüş bir şekilde. Peki bunların anlamı nedir? Bu anne adayı için aslında çok iyi bir şey. Çünkü ters duran bebek taşıyan anne adaylarına sorduğunuz zaman en büyük şikayetleri bebeğin başının kaburgaya baskı yapmasıdır. Yani aslında baş aşağı durduğu zaman bir anlamda anne adayının midesini, kaburgalarını ve akciğerlerini rahatlatmış oluyor. Peki sol yana yatık durmasının anne adayı için avantajı nedir? Bütün majör damarlar sağ tarafta. Vücudunun büyük kısmı olan sırt ve gövdenin büyük kısmı sol tarafa yaslandığı zaman sağ taraf rahatlamış oluyor. Demek ki aslında hiçbir şey tesadüf değil. Bebeğin baş aşağı durmasının ve sol yana yatmasının anlamı aslında bir anlamda anne adayının hamileliğini daha rahat geçirmesine kendi çapında diyelim katkıda bulunmak.